Önce tencere ve tavamın altını açıyorum ve yavaş yavaş ısınması için ocakta bekletiyorum. Tuz ve karabiber koyuyorum. Biraz da zeytinyağı gezdirdikten sonra tavukları şimdi kenara alıyorum. Izgara tavam güzelce ısındıktan sonra tavukları güzelce mühürleyeceğim. Arkasından da fırına süreceğim. Şimdi yanına güzel bir sos yapacağım. Şimdi soğanımın kabuklarını alıyorum. Biberleri de temizleyelim. Sarı biberi de aynı şekilde. Sırtından sapına doğru ortadan ikiye kesiyorum. Ve daha sonra çekirdekli kısımlarını, sap kısımlarını kopararak alıyorum. Biberlerimizi de bu şekilde temizledik. Şimdi kuru soğanları yarım piyazlık yapacağım. İnce bir şekilde doğruyorum. Ortadan ikiye kestikten sonra sıra geldi biberlere. Biberleri de ince uzun doğruyorum jülyen olarak. Tavuklar kenara koymuştuk marinasyonunu yaptıktan sonra. Tavamız iyice ısındı. Şimdi güzelce karıştırıyorum ve tavaya sürüyorum. Tavukların diğer taraflarını da çeviriyorum. Tavukları güzelce mühürledikten sonra şimdi fırına götürüyorum. 220 derecede yaklaşık 25 dakika tavuklarımı pişireceğim. Bu sırada da sosumuzu yapalım. Yeşil biberleri de ince bir şekilde doğramıştık. Şimdi sıra geldi sarı bibere. Bunu da aynı şekilde jülyen olarak doğruyorum. Şimdi sıra geldi mantara, kuru soğan, biberler ve şimdi de mantar. Mantarı da aynı şekilde doğruyorum, ince doğruyorum. Evet, şimdi yemeğimizi yapmaya devam ediyoruz. Sıra geldi sosumuzu pişirmeye. Bunun için zeytinyağımı koyuyorum. Arkasından da içerisine kuru soğanlarımı ekleyeceğim. Tencere iyice ısındıktan sonra zeytinyağında önce biberlerle beraber soğanları kavuruyorum. Şimdi biberleri de ekliyorum içerisine. Bu tarz yemekleri yaparken genelde zor pişen ürünler ilk önce girer tencereye veya tavaya. Şimdi bir miktar da tuz ve biber ekleyeceğim. Birkaç dakika çevirdikten sonra şimdi mantarları da ekliyorum içerisine. Mantarları da güzelce kavuruyorum. Sıra geldi zeytinlere. Zeytinleri de ekleyelim. Evet, sıra geldi kremaya. Kremamızı da ekleyelim içerisine. Biraz da su ekleyeceğim, sıcak su. Güzelce karıştırıyorum. Evet, piliç butlar fırında pişiyor. Sos da ortalama 20 dakika yavaş yavaş kaynadıktan sonra bu güzel yemeği servise sunacağım. Tavuklar güzelce pişti. Şimdi fırından çıkartabilirim artık. Hazırlamış olduğumuz sostan da şimdi üzerine dökeceğim. Şimdi üzerine bir parça taze fesleğen koyacağım. Ve bununla birlikte de az miktarda da çevresine taze çekilmiş karabiber koyuyorum.